Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle bir kıyafet katlama videosu çekeceğiz. Daha önceden kanalımızda kot pantolon katlama, kazak katlama, tişört katlama gibi videolarını çektik. İsterseniz de kanalımızda kıyafet katlama diye geçiyor. Oradan da bakabilirsiniz. Onun videosunu oradan izleyebilirsiniz. Bu sefer orlan kazaklarımızı, hırkalarımızı, tayt ve kapşonlu hırka tarzı şeylerimizi nasıl katlarız onu göstereceğim. Daha doğrusu ben dolap düzenlerken nasıl düzenliyorum onu göstereceğim. Katlama kısmını bu tarz, göstereceğim tarzda katlarsanız hem yerden tasarruf etmiş olursunuz hem de arkadaşlar güzel bir şekilde dolaplarınızı açtığınızda daha güzel görünebilir. Benden size tavsiye. Şöyle teker teker başlayalım. Şimdi hemen bunları bir kenara ben alayım. Devam edelim. İlk olarak şöyle bir hırkamdan başlayacağım. Hırkam şöyle kollu ama kapşonu olmayan bir hırkamız. İlk olarak arkadaşlar genelde hızlı bir şekilde yaptığımız bir şey, en çok kullandığımız yöntem şu. Hemen göstereyim. Şöyle katlayıp bırakıyoruz. Aslında bu hem daha çok yer alıyor hem de görünüş olarak sıraladığınızda daha hoş durmayabiliyor arkadaşlar. Bunu hemen ne yapıyoruz? Hırkamızın ön kısmı size gelecek şekilde şöyle rüzgüyorum. Rahat bir şekilde şu kol kısmını bu kısma geçiyorum. Aynı şekilde kol kısmını da buraya getiriyorum. Sonra hırkamın uç kısımlarını şöyle katlıyorum. Diğer uç kısmını da şöyle tam düzleyip, masada olduğu için tam rahat yapamadım. Katladıktan sonra arkadaşlar şöyle bir katı alt taraftaki katımı alıyorum, getiriyorum. Hemen üst kısımdaki olan katımı da alıyorum. Hırkamın alt taban kısmında açık olan şu kısma güzelce kapatıyorum. Budur. Yani bunu dolaptan da alırken arkadaşlar şöyle göstereyim. Hem rahat bir şekilde alabiliyorsunuz hem de dağılmıyor. Rahat bir şekil size verebiliyor. Bu tarz ya da şöyle dikine. Genellikle dolaplarda böyle sıra sıra dizdik mi daha güzel ve hoş durabilir. Sizin için de görüş açısı için de güzel oluyor kat. Yani derli toplu olmuş oluyor arkadaşlar. Aynı şekilde şöyle kazaklarımız olan kısmı. Bunu da aynı şekilde hırkalarda yaptığım gibi yapıyorum. Getiriyorum kol kısımlarını. Şöyle içe kalacak şekilde kapatıyorum. Yeniden aynı şekilde. Şöyle iç kısımda duracak şekilde yapıyorum. Uç kısımların iç kısmı alıyorum. Aynı şekilde bunu da katlıyorum. İlk olarak şu uç kısmını alıp bu sefer kazakta olan arkadaşlar şu uç kısmı kazağımın üst kısmına gelecek şekilde katlıyorum. Bu da böyle. Diğeri de şöyle hemen göstereyim. Bu tarz. Ama bir de size farklı bir yöntem göstereyim. Genellikle ben orlon kazaklar çok öyle hani çok çabuk kırışmadığı için arkadaşlar bu tarz yapıyorum. Ama bu da dolabımda dik yerlere koyduğum zaman yapıyorum. Çünkü sıra sıra güzel duruyor. Yok, normal çekmece dolaba koyacaksanız arkadaşlar şöyle güzelce önce bir katlıyorum bu tarz. Katladıktan sonra geliyorum hafif hafif böyle çok da kırıştırmayacak şekilde şöyle yuvarlayıp bırakıyorum. Bu da arkadaşlar eğer çekmeceli dolap kullanıyorsanız da bu tarz katlamak daha rahat oluyor. Şöyle peş peşe rahat rahat bırakabiliyorsunuz. Ben çekmeceli dolabım olduğu için o yüzden bu tarz katlıyorum bunu. Ama dolaba dik raflı ise onu böyle kat kat yapıp bırakıyorum. Bu da böyle bir katlama tarzımız. Şunu göstereceğim. Hatta şu an katlı bile arkadaşlar. Bu da kapşon. Şu genellikle kapşonlu olanlar çok çabuk dağılabiliyor ve güzel de bir katlama şeklimiz olmayabiliyor. Bunu da ne yapıyorum? Şöyle ilk olarak kapşon neyse arkadaşlar fermuar kısmımızı hırkamızı kapatıyoruz. Kazak olan varsa normal şöyle olan bir kapşonumuz bulunuyor diyelim. Hemen ilk olarak şu şapka olan kısmını sivitleriniz de varsa arkadaşlar hemen getiriyorum şapka kısmını ilk olarak şöyle bırakıyorum. Bu kısmı hemen aldık bıraktık. Daha sonra kol kısımlarını getiriyorum. Genellikle uzun oluyor. O yüzden uç kısmını hafif burada katlıyorum. Diğer kol kısmını getiriyorum.
Aynı şekilde uç kısmını hafif katlıyoruz. Daha sonra diğerlerinde olduğu gibi şu uç kenarlarımı hemen kapatıyorum. Aynı şekilde buranın da uç kısımlarını kapatıyorum. Önce şöyle alt kısımdaki olan yerimi aldım. Biraz katladım. Daha sonra baş kısım olan diğer kısmı da alıyorum. Hemen hırkamın iç kısmına bırakıyorum. Diğer kısmına da geçirebilirsiniz. Fark etmez. Yani üsttekini iç, alttakini üst kısma veya üsttekini de alt kısma geçirip bırakabilirsiniz. Böyle çok güzel kapşonları çok rahat böyle katlayabiliyoruz arkadaşlar. Benden size tavsiye. Kapşonlu sivitleriniz, sırkalarınız varsa bu tarz katlarsanız da sizin için ve dolap için de çok güzel şöyle bir katlama şekli oluyor. Benden size tavsiye arkadaşlar. Son olarak şöyle taytlara gelelim. En çok kullandığımız ürünlerden biri olan taytlar. Taytları arkadaşlar şöyle bir taytımız var. Taytları kullandığımız için şu kısımlarında iz, ayak, pardon. Bu unuttum ismini. Şu ayağımızın şu yuvarlak kısımları olan yerler. O kısımların izleri olduğu için hemen onları ne yapıyorum? Taytımı ters çeviriyorum. Şaka gibi ayar olan bölümünü unuttum. Ters çevirdikten sonra taytımı arkadaşlar şu şöyle uzun yapıyorum. Çünkü o diz kısmı iz yaptığı için onu iç kısma geçiriyorum ki arka kısım daha düz duruyor. Buradan getiriyoruz şu kısmı. Küçük bir şekilde katlıyorum. Önce paça kısmımı şöyle biraz alıyorum. Üst kısımdan biraz daha katlıyorum. Alt kısımdan tekrar alıp taytımın iç kısmına bırakıyorum. Bu da böyle. Şu ters. Daha derli toplu bir tayt katlama oluyor. Şekil olarak da güzel görünüyor arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar eğer çekmeceye dolap kullanıyorsanız da şöyle taytınız olsun, diğerleri olsun yuvarlayarak katlayın. Daha güzel oluyor çekmece tarzı şeyler. Ama dolap kullanıyorsanız da raf raf ve dikine ise bu tarz katlayıp sıra sıra dizebilirsiniz. İç kısmını bırak. Ama ben bundan hiçbiriyle uğraşamam diyorsanız da en kolay olanı yuvarlayarak katlama. Benden size tavsiye en güzeli yuvarlayarak katlama oluyor. Bir de dolaplarınızın içine arkadaşlar isterseniz de küçük bir pamuğun içerisine en sevdiğiniz parfümünüz neyse bir pamuğu alın. Hafif o parfümden sıkın. Pamuğu da dolabınızın çekmecenizin bir kenarına bırakın. O pamuk dışa çok güzel bir koku verecektir. Bu da benden size tavsiye. Dolap düzenleriniz başladı. Mevsim geçişlerinden dolayı rahat bir şekilde siz de hem dolap düzenleyicilerinizi hem de dolap kokularınızı kendiniz rahat bir şekilde yapabilirsiniz. İlla böyle alıp da dolap kokuları veya düzenleyiciler hiç almayın. Kendiniz istediğiniz şekilde güzel bir şekilde katlayabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.